Gel. Hocam rehberlik odası burası galiba değil mi? Ya oğlum her teneffüs geliyorsun hala soruyorsun ya. Hocam. Gel otur gel hadi gel. Şimdi oturdum sana ders programı falan yazmamı bekliyorsun tamam mı? 9. sınıfa nasıl hazırlanırız falan böyle. Oturmalar, kamplar, sorular, yanlışlarını gidiyor. Hocam ondan ziyade sanki lise hayalimdeki gibi olmayacak. Ya bir dakika şimdi sen LGS'den yeni çıktın doğru mu? Yeni çıktım doğru. Tamam ya önce bir rahatlamanın farkına var. Şöyle güzel bir relax, ortam, güzel hava, temiz, deniz, kum. Ya bir bekleyelim şöyle bir sakin olalım. Yani bu bir geçiş evresi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ders sayıların çoğaldı. Bunlar daha zor gibi görünüyor olabilir. Çünkü henüz bak başlamadık. Daha yolun çok başındayız. Şimdi bu karmaşıklık senin gözünde çok büyüyebilir. Ve bu büyüme durumu da anladığım kadarıyla bazı endişeli durumlar yaşatıyor sana. Bak buna hiç gerek yok. Önce bir sakin olmak lazım. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Liseyi tanımak lazım. Öğretmenlerini tanıman lazım. Arkadaşlarına bir bakman lazım. Liseli olmanın şöyle farkına bir varman lazım. Artık büyüyorsun yani. O yüzden tedirgin olmanı anlıyorum ama gerek yok, birçoğu boş. Hocam iki tedirginliğim var. Bir tanesi ders sayısının çok çoğalması. Bana hep diyorlar ki ya sen LGS'yi boş versene, sen nasıl lisede göreceksin. Hı hı. Büyük sınıflar hep böyle deyip gözümü korkutuyorlar hocam. Şimdi ben sana o zaman şöyle bir soru sorayım. LGS'ye hazırlanırken her zaman şunu söylerler. Bu yıl çok zor olacakmış. Acaba ne yapacağız? LGS dünyanın en zor sınavlarından biri. Mahvolacağız. Hiç örnek sorulardaki gibi değil. LGS sence öyle bir sınav mıydı? Hocam değildi ya. Heh, işte tam olarak lisede arkadaşların sana anlattığı gibi olmayacak. Bu yüzden endişelenmek, olumsuzu görmek, kaygılanmak yerine akışına bırakırsan bence çok rahat edersin. Hocam ikinci sıkıntım da şu, sanki yeni sınıfta, yeni ortamda dışlanırım diye birazcık çekiniyorum hocam. Şimdi benim bir sonraki videomu takip et. Nasıl 9. sınıfta sınıfın yıldızı olurum adlı videomu yayınlayacağım. Özellikle ilk sen izlersen bence birçok avantajı elde edersin. Hocam izleyeceğim ama yine de burada bir iki tüyo verseniz hocam. Mesela yeni sınıfa girdim. Önce kiminle kaynaşayım? Büyük bir gruba mı dahil olayım yoksa kenarda mı takılayım? Ne yapayım hocam? Şimdi ne yapman gerektiğini madde madde söylemeyeceğim ama ne yapmaman gerektiğini söyleyeceğim. Allah'ın kitabını seversen şöyle girme o sınıfa. Abi bu ne heyecan, bu ne telaş. Ya önce bir rahat olman lazım. Relax ol falan diyorlar ya arkadaşların evet, sana. Ya tamamen öyle olacaksın. İnsanlar şunu unutma. En çok doğal olanın, samimi olanın, yapmacık olmayanı severler. Sen benim seni gördüğüm kadarıyla her teneffüs aşağı yukarı bir 3-5 dakika kesin sohbet ediyoruz. Yani sen güzel bir öğrencisin ve güzel bir öğrenci olmaya bence devam edeceksin. Orada sıkıntı yok. O yüzden sadece kendinmiş gibi ol, samimi ol. İnsanlarla tanışmaya, onlara kendini güzelce anlatmaya, hislerini açıkça samimi bir şekilde ifade etmeye çalış. Bir şeyler kendiliğinden yol bulacak. Bak öbür türlü işleri çok zora sokarsın. Peki hocam lise için bana çok önemli bir tavsiye verecek olsanız ne söylerdiniz? Mutlaka okuldaki dersleri iyi dinliyorsun ya, onların tekrarını çok özenli bir şekilde yapmanı tavsiye ederim. Birçok arkadaş LGS bitti, 9. sınıf tatil zamanı, dinlenme zamanı diye düşünür. Sonra lise boyunca oradaki açıkları kapatmaya çalışır. Bak yorulmanı kastetmiyorum. Böyle ufak tefek emeklerle ama bunu böyle düzenli bir şekilde yaparak 9. sınıfta hasarsız bir şekilde bu sınıfa atlatman mümkün. Hocam çıkacağım ama son bir soru sormam lazım. Kardeş sen sor, istediğin kadar sor. Sana müthiş bir kredi verdim, devam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi lisede bir sürü hocamız olacak ya hocam. Bunlar ya böyle istediğimiz gibi anlatmazsa, böyle çok ısınamazsak o hocalara ne yapacağız? Şimdi bu ısınamama durumu öğrenciyle alakalı bir durum. Şimdi ben bu konuda öğretmenlerimizin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her öğretmenin belli başlı tarzı vardır ve o tarzlara ayak uydurmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü üniversiteye gideceksin, orada işler çok daha farklı ilerliyor. Bu yüzden hangi hoca hangi dersi nasıl anlatıyor, istedikleri neler, tavrı nasıl ve ben buna nasıl ayak uydurabilirim? Eğer bunu hayat felsefen edinirsen lisede ve üniversitede inanılmaz şeyler başarırız. Yani hocamızla sadece ders olarak değil biraz da onu tanıyarak ona göre de hareket etmemiz lazım. Tabii bağ kurman gerekiyor. Onun tarzını da öğrenmen gerekiyor. Bu şekilde hocayı ve dersi daha iyi anlama, kavrama ve sevme olayını net bir şekilde yaşarsın. Yoksa ben mesela fizikten nefret ediyorum diyen öğrenciler var. Neden nefret ediyorlar? Bağ kurma durumunu gerçekleştiremeyip vazgeçtikleri için. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Aynı öğretmenden dersi dinleyen başka öğrenciler fizikte harikalar yaratabiliyor. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben yine bir ara uğrarım size o zaman, olur mu? Siz isterseniz kitabınızı okuyun. Yani ben sana uğrama desem uğramayacaksan... Yok uğrarım gene. Beklerim kardeşim. Tamam görüşürüz.